Hatay'da 2,5 yaşındaki Metin bebek için sosyal medya üzerinden yapılan kök hücre kampanyasına duyarlı vatandaşlar tarafından destek verildi. Antakya Vali Ürgen alanında bulunan Kızılay kan toplama aracına gelen vatandaşlar minik Metin'e destek olmak için form doldurup sıraya girerek kampanyaya destek oldular. Minik Metin için başlatılan kampanyaya kulak veren vatandaşlar Kızılay'ın standlarına gelerek kan vermek ve uygun donör olmak için sıraya girdiler. Kampanyaya destek olan Ülke Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, 2,5 yaşındaki Metin bebek için Kızılay'a Ülke Ocakları Hatay İl Başkanlığı olarak kan bağışında bulunacaklarını söyledi. Tüm Hatay halkına hayırlı akşamlar dilerim. 2,5 yaşında Metin bebek için, lösemi hastası olan Metin bebeğimiz için Kızılay'a Ülke Ocakları Hatay İl Başkanlığı olarak kan bağışında bulunacağız. Tüm hemşerilerimizi kan bağışına davet ediyoruz. Yarın akşam saat 7'ye kadar açık olacak olan Kızılay kan alma merkezimiz Vali Ürgen Paşa alanında, diğer ismiyle Vali Göbeği'nde açık tutulacaktır. Kan, uygun kan örneği olan Türkiye'nin her yerinde bu Metin bebeğin şahsında tüm lösemi hastaları için geçerli olacaktır. Ayrıyeten Afrin'de kahramanca yiğitçe mücadele veren Türk ordusunu için de şu an için böyle bir şeyin gereği yok ama bir durumda yine tüm hemşerilerimizi Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne davet ediyoruz. Adım Yusuf Dirlik. Yani bir insan için yardım etmek beni çok mutlu ediyor. O yüzden yardımımız dokunduysa ne mutlu. Burada olsun annemin de ihtiyacı olabilir ya da başka bir yakınımın da ihtiyacı olabilir. Onun için biz de bir yardımda bulunalım dedik. Arkadaşla beraber kök hücremizi verdik. Şimdi eve gideceğiz yani. Çok basit. 2 dakikalık bir şey. Herkesin yapması lazım bunu. O yüzden herkesi buraya davet ediyoruz. Hatay Ahbap grubu temsilcisi Özge Şabo ise 15 kişilik ekiple küçük Metin için destek olmaya geldiklerini söyledi. Özge Şabo. Bizler Ahbap platformunun Hatay il temsilcileri olarak bugün burada 15 kişilik bir ekiple sevgili küçük kardeşimiz öncelikle Metin, sonrasında tüm bağış bekleyen, donör bekleyen hastalarımız için buradayız. Ve tüm ekibim adına buraya bugün gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz 2 gün boyunca 23 ve 24'ünde burada olacağız. Hem küçük kardeşimiz Metin hem de onun gibi ihtiyaç sahibi birçok insan, birçok kardeşimiz, çocuğumuz var. Bu yüzden öncelikle Hatay halkı, sonra da tüm Türkiye'yi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Ve yeniden buraya gelen herkes için çok teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiniz. Tabii ki onları da. Buradan çıkan eşleşmeler sonucunda belki onlarca hayat kurtaracağız ve bunun için biz çok mutluyuz. Ve Ahbap ekibi olarak, özellikle Ahbap Hatay ekibi olarak sürekli böyle projelerin içine yer almaya, var olduğumuz sürece devam edeceğiz. Yapılan etkinliğin ilk gününde ise 100 kök hücre bağışında bulunulduğu belirtildi.